Kutsallığa Doğru programdan hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili dinleyiciler, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ve istiyorum ki hep beraber Rabbin sözlerine kulak verelim. Çünkü Rab bizi kutsallaştırmak, Rab bizi kendi benzerliğine dönüştürmek, Rab kurtarış sevincini yüreklerimize ekmek istiyor. Her birimiz günahtayız. Ama Tanrı günahta yaşamamıza izin vermedi. Günahkar bir hayat sürmemize de izin vermedi. Tanrı'nın önünde utanç içinde boynu bükük kalmamıza da izin vermedi. Merhametlerin kaynağı olan Rab, sevginin kaynağı olan Rab bize harika bir kurtuluş kapısı açtı ve bereketleriyle bizi doldurup donatmak için göklerden bize mukaddes bir hediye verdi. Nedir? Kutsal ve diri olan İsa Mesih. Bugün Tanrı'nın yaşam veren sözlerine şöyle bir bakalım. Tanrı kendi sözlerinden bize ne mesaj veriyor? Çünkü tanrısal bütün mesajlar bize sevinç verendir. Tanrısal bütün mesajlar bize yaşam verendir. Tanrının sözleri bizi cesaretlendirendir. Her türlü korkuyu, utancı, mahcubiyeti üzerimizden alıyor ve böylelikle biz daha ziyade ruhsal olarak Tanrı'ya kendimizi borçlu hissediyoruz. Onun iyilikleri karşısında eziliyoruz. Ve diyoruz ki bu kadar lütufkar davranan Tanrı'yı hayatımda övmem ve yüceltmem lazım. Hak etmediğim şeyler bana sunuyor. Hak etmediğim sevgiler bana veriyor. Öyleyse ben bu sevgiyi kana kana yüreğime yerleştirmeliyim. Ve bu İsa vasıtasıyla Tanrı'yı yakından tanımalıyım. İsa vasıtasıyla kendisini beyan eden, açıklayan Tanrı'yı yakından tanımalıyım dememiz lazım. Romalılara yazılan mektubun 8. bölümde bölümünde Paulus Resul bakın ne söylüyor. 8. bölüm 1. ayetle 5. ayetler arasında. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Sevinçli bir haber. Mahkumiyet, özgürlük, özgürlük müjdesi kimi sevindirmez? Hele de mahkumlar insan. Mahkumlar genellikle ne yaparlar? Hep kulaklarını açarlar dinlerler. Acaba hükümetten bir haber gelecek mi? Bir af yasası çıkacak mı? Bir özgürlük olacak mı? Artık şuradan bir kurtulsak diye inlerler. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Amin. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Rabbe izzet ve yücelik olsun bu sözler için. Şimdi ilk ayete şöyle bir bakıyoruz sevgili kardeşler. İlk ayetin söylediği nedir? Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Biraz önce söylediğim gibi burada yine bir müjde var. Paulus Resul vasıtasıyla Tanrı bize bir müjde veriyor. İsa Mesih'e ait olmak bir ayrıcalıktır. İsa Mesih'i seçmek, İsa Mesih'i sevmek bir ayrıcalıktır. İsa Mesih'e ait olmak özgür olmak demektir. Neden özgür olacaksın? Tanrı İsa Mesih'i neden gönderdi? Neden bizi özgür kılıyor? Bizi günahtan özgür kılıyor. Çünkü günah ölüm getiriyor. Nasıl ölüm? Şimdi fiziksel olan ölümü herkes ölecek, herkes tadacak ama asıl ruhsal ölümdür. Yani Tanrı'nın önüne gittiğinde yargılanıp cehenneme atılmak. Şimdi bundan nasıl kurtulacaksın? İnsanlar genellikle hep şunu söylüyorlar. Efendim iyilikler yaparım, hayır işleri yaparım, sevap işlerim, şunu yaparım, bunu yaparım. Böylelikle ne olur? İyiliklerimin karşılığında Tanrı'nın önüne çıkarım. O da beni teraziye tartar. İyiliklerim ağır geliyorsa kurtuldum. Kurtulamazsın. Hiçbir iyi işin günaha kefaret değildir. Hiçbir iyi iş senin günahlarının bedeli olmaz. Bunu bilesin. Sen insan olarak iyi işler yapmaya mecbursun. İnsan kardeşine iyilik yapmaya mecbursun. İnsan kardeşine yapacağın iyilikten dolayı asla ve asla Tanrı'ya diyemezsin ki ey Tanrım. E bak ben de bu adama şunları şunları yaptım. Artık bunların hatırı için benim şu günahlarımı da görmezlikten gel. Mümkün değil. Bir kardeş diğer kardeşine iyilik yaptığı zaman gidip babasına diyebilir mi ki ey baba bak görüyorsun ben de kardeşime neler yaptım e sen de biraz daha bana fazla para ver diyebilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Öyle olursa o zaman baba nedir? Oğlum utanmıyor musun? Oğlum ayıp değil mi o senin kardeşin? Menfaat için mi kardeşine iyilik yapıyorsun? Şimdi kardeşine iyilik yapman gerekirken yapıp sonradan da gelip benden bir menfaat mi bekliyorsun? Bu utanç verici bir şey değil mi? Hangi kardeş bunu yapabilir? Kim yapar? Böyle bir şey olmaz. Bu akılsızlıktır. Ama aynı şekilde de bunu Tanrı için düşünebiliriz. Biz insan kardeşimize ne olursa olsun. Çünkü o da Adem'in torunu. Adem'den geldi. Böylelikle biz hepimiz bugün ırkımız, soyumuz, milliyetimiz değişmiş olsa da kök değişmez. Biz Adem'in çocuklarıyız. Öyleyse insan kardeşime yardım ederken, insan kardeşime destekçi olurken nasıl şimdi ben kalkacağım? Tanrım bak ona iyilik yaptım sen de beni kurtarırsın artık. Hayır sevgili kardeşler. İyi işlerle kurtuluş yoktur. İyi işlerle günahının bedelini ödeyemezsin. Günahın cezası ölümdür. Çünkü Tanrı yasasını koymuştur. Tanrı Musa vasıtasıyla verdiği yasada bunu açıkça söyledi. Günahın ücreti ölümdür. Günah varsa ölüm de var. İnsanlar neden dolayı ölüyorlar kimse bilmiyor. İnsanlar günahtan dolayı ölüyorlar. Eğer ki Adem günah işlemeseydi, hava günah işlemeseydi ölüm olmayacaktı. Sen ve ben bugün ölmeyecektik. Ve günah ölüm getirdi. Öyleyse günahın ücreti ölümdür. Günah işleyen herkes ölüyor. Herkes ölecek. Fakat Tanrı'nın iradesi bu değil. Böylelikle ölüm dediğimiz ikinci ölüm. Yani Ruhsal ölüm, yargılanmak ve cehenneme atılmaktan bahsediyorum. Birinci ölümü topraktan aldığımızı toprağa vereceğiz. Bu gerçekleşecek hayatımızda. Bu mesele değil, bizi asıl korkutan ikinci ölümdür. Rabbin katına eriştiğimiz zaman yargılanıp cehenneme atılmak, asıl korku veren budur. Peki bundan nasıl kurtulacaksın? Neyle kurtulacaksın? Kime sığınacaksın? Kim sana şefaat edecek? Acaba bir isim var mı ki diyebilesin ki o gün gittiğimde ya bilmem kim bana şefaat et sana gelsin şefaat etsin, seni kurtarsın. O gün herkes canının kaygısına düşecek. O gün bir tek ayakta duran İsa Mesih olacak. Ve onun önünde bütün uluslar, bütün milletler ve bütün peygamberler de dahil diz çökecekler. Peki o gün kimden yardım isteyeceksin, neredesin? Güveneceğin biri var mı? Sana derim ki yok. Hiç kimse. Acı bir son. Ve hüsrana vuracaksın. Başına vuracaksın. Ama işe yaramayacak. O yüzden de Tanrı kelamı sana bugün öğretiyor. Yaşam veren diyor ruhtur. Ruhun yasasıdır. Dünyasal yasa insanı mahkum eder. Dünyasal şeriat insanı mahkum eder. Kimse şeriatle kurtulamaz. Ama bugün insanlık eline bir şeriat almış peşinden gidiyor. Bil ki o şeriat önce seni kesiyor. Şeriatın altında olduğun müddetçe günahtasın. Günahta olduğun müddetçe de kurtuluş ümidin yoktur. Zaten onun içinde insanlar şunu söylüyor. Canım biz de biliyoruz. O yüzden de ne yapacağız? Cehenneme gideceğiz, yanacağız, cezamızı çekeceğiz, sonra çıkacağız. Sakın inanmayasın. Sakın oraya girdikten sonra çıkamazsın. Mümkün değil. Oradan seni kimse kurtaramaz. Yanmış bir vaziyette seni kim ne yapsın ya? Düşün, bir adam ateşe düşerdi yanmaz mı? Nasıl bir akıl, nasıl bir kafa cehenneme gireceğim, yanacağım, sonra yanmış bir vaziyette çıkacağım ki cennete gideyim. Rab seni alır mı? Biraz akıl, biraz mantık olsa bunu hemen idrak edebilir bir insan olur ki. Ya ne düşünüyorum? Ben akılsız mıyım? Ben deli miyim? Niye gidip de yanayım? Yanmadan kurtulmak varken, yanmadan özgür olmak varken, sevinç içerisinde o ateşin diyarının kapısına bile yaklaşmamak varken, niçin ben çırpınayım, şeytanın tuzağına niye düşüneyim? Düşeyim niye? Ama Rabbe şükür olsun. Harika söz. Mesih İsa'ya ait olanlara hiçbir mahkumiyet yok. Neden? Çünkü, bakın burada çünkü yazılı. Çünkü kelimesini okuduğun zaman dikkat edeceksin. Ne demek istiyor? Arkadan bir açıklama geliyor. Bir uyarı geliyor. Nasıl yani İsa'ya ait olanlara neden mahkumiyet yok? Bakın bunu ben söylemiyorum. Tanrı kelamı söylüyor. Şimdi ben söylesem ki İsa Mesih'e ait olanlara mahkumiyet yok. O zaman insanlar şunu söyler. Amma gururlu adamsın be. Ama burnun havada gidiyor. Sen de kendini çok mu beğeniyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen kutsal mısın? Senin günahın yok mu? Var evet benim de günahlarım var. Ben de günahkar bir insanım. Ama Tanrı kelamına güveniyorum. Tanrı kelamı bana diyor ki eğer İsa Mesih desen sana mahkumiyet yok. Hangi mahkumiyet? Cehennem yok. Böyle söylüyor. Amin mi? Ne dersin? Buna inanmalı mıyız, inanmamalı mıyız? İnanacaksın. Çünkü Tanrı kelamı öyle söylüyor. Mahkumiyet yok eğer İsa'daysan. Şimdi sen kimdesin? Sevgili kardeş, sevgili izleyicim, kutsallığa doğru programı izleyen, gözünün içine baktığım sevgili can, sen şu anda kimdesin? Nedirsin? Mesih'te misin? Dünyada mısın? Yoksa kendine başka bir önder, başka bir kurtarıcı bulmuş, e hamdolsun, elhamdülillah ben falancadayım mı diyorsun? Ben onu bunu bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Tanrı kelamının bana öğrettiği bir şey var. İsa Mesih'te değilsen mahkumsun. Cehennemde yargılanıyorsun. Tanrı seni kurtarmak istiyor. Bugün sana bu haberi vermek istiyorum. Gel bu mahkumiyetten kurtul. Gel bugün özgür ol. Çünkü yaşam veren ruhun yasası bakın kimin yasası? Yaşam veren ruhun. Mesih'in yasası yaşam veren bir yasadır. Mesih İsa vasıtasıyla verilen İncil'de yaşam var. İncil demek müjde demektir. İncil demek sevindirici haber demektir. Kutsallıkla donatılmak demektir. Kurtulmak, günahlarından özgür olmak demektir. Mesih'de yeni bir adam olmak demek, Tanrı'yla barışmak demektir. Böylelikle İncil bu müjdeyi duyuyor. Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı diyor. Tanrı beni ne yapıyor İsa Mesih sayesinde? Günahın ve ölümün yasasından. Çünkü şeriat ölüm yasasıdır. Evet kutsaldır. Evet gökten geldi ama bana kurtuluş getirmedi. Bana kurtuluş getireceğine daha ziyade bana mahkumiyet getirdi. Eğer yasa olmasaydı daha iyiydi. Bakın Tanrı diyor pardon şöyle düşünelim. Hükümetler şöyle düşünelim devlet. Eğer bir yasa çıkarmasaydı, demeseydi ki kırmızı ışıkta geçmek suçtur. Bunu söylemeseydi kırmızı ışık yansın yanmasın bol bol geçerdin. Hiç suç olmazdı cezada yemezdin. Ama ne zaman ki devlet yazdı kırmızı ışıkta geçmek suçtur. Yasayı koydu yasa suçu ortaya çıkardı ve beni mahkum eder. Kırmızı ışıkta geçtiğim için. O yüzden de Tanrı Musa vasıtasıyla şeriatı verdi. Şeriat Kutsal olan şeriat bana kurtuluş getirmedi. Çünkü insanoğlu zayıftır. Zayıflıktan dolayı, günahtan dolayı Tanrı'nın şeriatını kusursuz yapamaz. Mümkün değildir. O kutsal olanın şeriatını mükemmel bir şekilde nasıl yerine getireceksin? Çünkü içinde bir günah var. Günah seni kışkırtıyor. Ama şu da eksik olsun diyemezsin. İşte devletler yasalarını koymuşlar. Bütün devletin yasalarını yap. Bir tanesini de yapma. Acaba devlete diyebilir misin ki? Ey devlet, bütün yasalarını yerine getirdim. Bir, bir taneyi de yapmadık. Bizi idare et. İdare eder mi? Hayır. Hakim idare eder mi? Etmez. Cezayı çekeceksin. Öyleyse yasa bize mahkumiyet getirdi. Ama ruhun yasası, Mesih'in yasası, İncil'in yasası bu mahkumiyetten bizi özgür kıldı. O yüzden diyor yaşam veren ruhun yasası, Mesih'in yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından, yani cehennemin azabından beni ne yaptı? Özgür kıldı. Mesih İsa'da olanlar günahdan özgür olurlar. Mesih İsa'da olanlar cehennem azabından da özgür olurlar. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan, kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Evet Tanrı yasayı koydu. Yasayı koyarak, şeriatı koyarak dedi ki işte bakın benim ölçülerim bunlar. Neden önce yasa verildi? Yasa verildi ki biz Tanrı'nın ölçülerine göre zayıf olduğumuzu kabul edelim. Yasa verildi ki biz günahda olduğumuzu görelim. Yasa verildi ki biz Tanrı'nın önünde kutsal olmadığımızı fark edip boynumuzu bükelim. Eğer yasa verilmeseydi, Tanrı'nın kutsal yasaları, kutsal kanunları verilmeseydi biz Tanrı'nın karakterini, özelliklerini bilmeyecektik. Şimdi Tanrı diyor ki benim istediğim bu. Benim hoşnut olduğum bu. Bunu yaparsanız beğenimi kazanırsınız. Ama kimse yapamıyor. Ne diyor? İnsan benliğinden ötürü. Çünkü bir benlikte yaşıyoruz ve bu benlikte günah egemenlik sürüyor. İnsanoğlunun içinde günah egemenlik sürüyor. İçimizden biri ben günah işlemiyorum diyebilir mi? İçimizden biri günah benim üzerimde hüküm sürmez diyebilir mi? Hayır. İnsan benliğinde zaten günah var. Doğuşumuz da alıyoruz. Doğuştan geliyor ve sonra bu günah gelişiyor ve büyüyor. Ve böylelikle Tanrı'nın yasası çiğneniyor. Ve insanın zayıflığı, insanın benlikteki zayıflığı, güçsüzlüğü ne yapıyor? Kutsal yasayı yapamıyor, yerine getiremiyor. İşte Tanrı burada tekrar merhametiyle ne yapıyor? Oğlu İsa Mesih'i gönderiyor ve yasanın veremediği kurtuluşu Tanrı merhametiyle İsa Mesih de bize veriyor. Çünkü Tanrı bizim yok olmamızı istemiyor kardeşim. Tanrı senin cehenneme gitmeni istemiyor. Tanrı senin cehennem ateşinde yanmanı istemiyor. Tanrı senin yitip gitmeni istemiyor. Tanrı seni ateşe atmaktan zevk alır mı? Cehennem senin için mi yaratıldı zannediyorsun? Hayır. Tanrı cehennemi şeytan için yarattı. Şeytan ve onun tarafında olan sapmış cinler için yarattı. Çünkü melekler saptılar ve cin oldular. Tanrı cehennemi onlar için yarattı. Senin için değil. Çünkü sen Tanrı benzeyişinde ve suretinde yaratıldın. Niçin Tanrı seni cehenneme göndermekten zevk alsın? O yüzden de Tanrı ne yaptı? İşte şeytanın kışkırtmasıyla kıskır, yasaya karşı gelen, yasa karşısında zayıf olan bu insanın yapamayacağı, daha doğrusu yasanın yapamayacağı şeyi, kurtuluşu Tanrı yaptı. Ne yaptı? Bakın iyi dinleyelim. Tanrı ne yaptı? Tanrı hep bizim için bir şeyler yapıyor kardeşler. Hep Tanrı yapıyor. Hep Tanrı veriyor. Hep Tanrı yaklaşıyor. Hep Tanrı konuşuyor. İşte şu kutsal kitabı okuyun. Bakın. Bakıyorsunuz ki kutsal kitabın içerisinde hep Tanrı elini uzatıyor. Hep Tanrı davet ediyor. Hep Tanrı gönderiyor. Hep Tanrı veriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Hep alıyoruz. Alıyoruz. Alıyoruz kurak toprak gibi. Bir türlü yine de ürün vermiyoruz. Bir türlü yine de mahsul vermiyoruz. Çünkü kuraklığımız geçmiyor. Niye? Dünyaya bağlıyız da ondan. Ama ne yaptı bakın? Tanrı ne yaptı? Bizim için Tanrı ne yaptı? Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderdi. Evet, Tanrı İsa Mesih'i bizim benzerliğimizde, bizim tabiatımızda ne yaptı? Gönderdi. Niye gönderdi? Günahlı İnsan benzerliğinde gönderdi. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderdi. Sunu nedir? Kurban olarak gönderdi. İsa Mesih Tanrı'nın sana gönderdiği bir kurban. Bakın göklerden bir kurban gelmiş. Bugün insanlar hala hayvanları kesiyorlar. Boğaları sokaklarda kaybediyorlar, peşine düşüyorlar. Zıpkınlarından vuruyorlar, uyuşturucularından uyuşturuyorlar. İlla keseceğiz. Niye keseceksin kardeşim? Ondan sonra da birileri televizyonlara çıkıyor. Efendim sadist duyguları gidermek için. Acaba sadist duyguları o hayvanı keserek gideriyor musun? Yoksa daha mı fazla sadist olursun? İşin o tarafı da var. E kese kese kesmeye alışırsın. İşin bir de o tarafı var. Ama öyle değil kardeşler. Bunlar boş şeylerdir. Hayvan kanı adama kurtuluş getirmez. Hayvanın kanı hayvana kurtuluş getirmez. Sana mı kurtuluş getirecek? Ama insanlar körü körüne bir yerden duymuşlar ya bir kurban. Herkes bıçağı eline koşuyor. Allah 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 gırtlak kesiyorlar. Allah 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 hayvanları boğazlıyorlar. Sokaklarda, yolda, şurada, burada. Ondan sonra da kanlarını alıyorlar. Kimisi alnına sürüyor, kimisi kulağına sürüyor, kimisi ayağına sürüyor, kimisi evine sürüyor. Bilmem neler yapıyorlar. Tuhaf tuhaf işler. Ama Tanrı bize gökten bir kurban gönderiyor. Tanrının gerçek kurbanı İsa Mesih. Gökten geliyor. Gökten gönderilen sunu ne yapıyor? Diyor ki onu gönderdi ve günahı insan benliğinde yargıladı. Evet İsa Mesih bir kurban olarak geldi. Sana kurban olmaya geldi. Hani halk arasında derler ya sana kurban olurum. Bizim birbirimize kurban olmamız işe yaramaz. Ama asıl kurban olan kim biliyor musun? İsa Mesih. Ne dedi 2000 sene önce size kurban olmaya geldim dedi. Ondan sonra insanlar alıştılar, duydular bu sözü. İsa bize kurban oldu. İsa bizi sevdi. İsa dedi size kurban olmaya geldim. Bu sefer herkes birbirine sevgiyi işaret etmek için, sevgiyi anlatabilmek için sevgi dili olarak sana kurban olayım dediler ve Anadolu topraklarında bu söz yayıldı, gitti. Anan kurban olsun, baban kurban olsun, bacın kurban olsun, karın kurban olsun, kocan kurban olsun, ben kurban olayım. Siz kurban olamazsınız, olsanız da işe yaramaz. Ama size bir kurban var. Size gönderilmiş göksel bir kurban. Sizin için kurban olan biri. Evet, sizin günahlarınızı kendi üzerine alan bir kurban. Günahı diyor insan benliğinde yargıladı. Mesih'in benliğinde, Mesih'de günah yargılandı. Ve Mesih'de günahın ücreti ödendi. Günahın ücreti ölümdü. Böylelikle Tanrı Mesih'i günah sunusu olarak gönderdi. Ve günahın ücreti olan ölüm ücretini İsa Mesih haç üzerinde senin ve benim için ödedi. İman edersen Tanrı'nın sunusu, Tanrı'nın günah sunusu sana kurtuluş getirir. O yüzden başka yere gidip çırpınma. Hiçbir şey senin günahına kefaret olmaz. Hiçbir şeyle günahının bedelini ödeyemezsin. Sadece ve sadece bu mukaddes kurban kanı senin günahlarının kefareti olabilir. Evet ne diyor? Günahı insan benliğinde yargıladı. Yani günah yargılandı. Günahın bedeli ödendi. Şimdi eğer ki bir şeyin bedeli ödenirse, borç var, bedeli ödenirse kim tarafından ödenirse ödensin artık karşı taraf seni suçlayabilir mi? Suçlayamaz çünkü özgürsün. Borcun ödenmiştir. İşte sevgili kardeşler, Tanrı bu harika işi yaptı. Tanrı, Tanrı bu harika kurtuluş işini yaptı. Evet, sana şeriatını verdi, yasasını verdi. Senin suçlu olduğunu ilan etti. Yasaya baktın ve suçlu olduğunu gördün. Mahkumiyet altında olduğunu gördün. Ama merhameti dolu olan Tanrı dedi ki, ''Sizi yarattığım kullarım korkmayın.'' Size kendime sizi kendime evlatlar edeceğim. Size kurtuluş vereceğim dedi ve günahlarımızın ücretini Tanrı ödedi. Şimdi insanlar şunu söylüyor. Efendim birinin yerine başka biri niye ölsün? Bir dakika durun. O İsa başka biri değil ki. İsa senin varlığının nedeni. İsa Tanrı'nın sözüdür. Başka biri değil. Böylese sevgili kardeşler İsa Mesih'den bahsederken iyi düşünün. İsa başka biri değil. Senin varlığının nedenidir. Şimdi ben bir babayım. Evladımı herhangi bir sıkıntıdan kurtarmak benim hakkım mı değil midir? Şimdi düşünün ki bir çocuk gitti, komşunun camını kırdı. Komşu da geldi, çocuğun babasına dedi ki: "Çocuğun camımı kırdı, bedelini öde." Peki bu baba ne yapacak? Bu aklı başında olan baba acaba şunu der mi? E canım ne yapayım şimdi çocuk camı kırdıysa bedelini ben ne diye ödeyeyim? Gidin çocuktan alın der mi? Böyle bir baba düşünebiliyor musunuz? Hayır. Ne yapar bu baba? Çocuğu komşunun elinden kurtulsun. Çocuğu özgür olsun. Suçlu ilan edilmesin diye Baba ne yapar? Evet bu evladı ben dünyaya getirdim. Ben getirdiğime göre yükünü de ben çekeceğim der. Celini cebine atar. Parasını bedelini komşuya öder. Ve çocuğunu özgür kılar. Peki bundan dolayı kimse o babayı yargılar mı? Acaba kimse diyebilir mi ki ya sen ne biçim babasın? Sana mı kalmıştı çocuğun bedelini ödemek? Diyebilir mi? Demez. İşte aynı şekilde sevgili kardeşler ben Tanrı tarafından yaratıldım ama günah işledim. Tanrı işleme dedi ama işledim. Tanrı yapma dedi, yaptım. Tanrı yeme dedi, yedim insan olarak, Ademoğlu olarak. Adem olarak. Ama bütün öğütlere rağmen Adem günah işledi. İşte o oğlun bedelini ödeyen baba nasıl güzel olanı yaptıysa, Tanrı da burada şunu dedi, Adem'i ben yarattım. Ben yarattım, şimdi suç işledi, camı kırdı. Öyleyse bedeli de ben ödeyeyim ve Adem'i özgür kılayım. Şimdi bedel bu. Bedel İsa Mesih. Senin günahının bedeli İsa Mesih. Kabul ediyor musun Tanrı'dan? Etmiyor musun? Eğer etmiyorsan mahkumiyet altındasın. Kurtuluşun yok. Şansın yok. Sakın işi o tarafa bırakma. Hele bir oraya gidelim de orada görürüz. Oraya gidersen hiçbir şey göremeyeceksin. Orada görebileceğin hiçbir dava yok. Ne dava varsa burada, bu dünyada göreceksin, şimdi göreceksin. Sevgili kardeşim, şimdi yaşadığın günlerde, nefes aldığın günlerde davanı göreceksin. Davanı görmen için de Tanrı sana göklerden birini gönderiyor. Bir sunu, bir hediye, bir kurban İsa'yı gönderiyor. Niye? Seni özgür kılsın diye. İsa Mesih senin için öldü. İsa Mesih benim için öldü. O yabancı biri değil. Tanrı'nın bir hediyesi. Tanrının hediyesini kabul eden Tanrı'yı kabul eder. Eğer gökten gelen hediyeyi kabul etmezsen Tanrı'yı kabul etmemiş olursun. Ama ne diyor? Öyle ki diyor. Yasanın gereği benliğe göre değil ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Evet, yasa nedir? Bizi özgür kılmak istedi ama mahkumiyet getirdi. Şimdi İsa Mesih'te bizi bu mahkumiyetten özgür kıldı ve böylelikle artık İsa Mesih'te olanlara hiçbir mahkumiyet yoktur. Nokta. Bitmiştir iş. Özgürdür. Mesih İsa'ya ait olan biri şunu söyleyebilir. Ben İsa Mesih'teyim. Ona iman ettim. Onun isminde tövbe ettim. Eğer İsa Mesih'i şahsi Rabbim ve kurtarıcın olarak kabul edersen, eğer İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcın olarak yüreğine alır ve şunu dersen, ey Tanrım ben günahkarım. Bilerek bilmeyerek çok günah işledim. Ve şimdi iman ediyorum ki şeriatin bütün suçlarından, suçlamalarından beni kurtarmak, üzerimdeki günahın yükünden beni özgür kılmak için, ölüm yasasından beni özgür kılmak için gökten bana bir kurban gönderdin. İsa benim için kurban oldu. Şimdi sana yalvarıyorum ki o İsa'nın mukaddes kanı üzerime gelsin. O serpmeli kurban kanın üzerime serp. Serp ve o kanda beni yıka, beni temizle. Ve böylelikle sen İsa'nın senin yerine ölmüş olduğunu kabul edersen haç üzerinde İsa ile bütünleşirsin. İsa ile birleşirsin. Ve sen ruhsal anlamda haça yerilmiş olursun. İsa'nın haçta ölüşünün işareti senin üzerinde olur. O ölüşünün gücü seni kaplar. O ölüşü, o akan kanı seni yıkar. Ve İsa'nın kanı seni örter. Tanrı göklerden sana baktığında Biricik oğlu İsa'yı görür. Ve böylelikle şunu söyler. Günahın bedeli ödenmiştir. Kirkorun bedeli ödenmiştir. Senin bedenin ödenmiştir. Ve sen artık mahkum değilsin. Ve üzerindeki bütün suçun kuvveti silinir ve gider. Ve sen Rab seni çağırdığında göksel krallıktan içeri girersin. Rab sizi kutsasın. Sizi bereketlesin, size hikmet ve anlayış versin, kutsal ruhuyla sizi ziyaret etsin ve kurban kanıyla yıkasın ki gerçek kurban'a yapışasınız, günahlardan özgür olasınız ve özgür ruhlar Rabb'e kulluk edesiniz. Amin.